Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, Power BI ekosisteminde kullanabileceğimiz özelliklerden bir tanesi de Data Flow'lar. Şimdi Data Flow'un ne olduğunu anlamak için öncelikle bir topoloji konusuna tekrar geri dönelim. Şimdi bizim şu ana kadar yaptığımız modellerde ya da örneklerde bizim yaptığımız şey Power BI Desktop'tan Power Query'i açıp veri kaynaklarına bağlanıp gerekli transformasyonları yaptıktan sonra close apply dediğimizde eğer import modunda bağlandıysak veri kaynaklarından okuduğumuz veri setleri Power BI dosyamızın içine geliyor. Biz bunu bulutta yayınlıyoruz, bir semantik model oluşturuyoruz ve gateway üzerinden güncelliyoruz. Şimdi şöyle bir senaryo düşünün. Bir şirketimiz var, satış departmanı var, pazarlama departmanı var. Şimdi her iki departman içinde birer veri modeli kurduk diyelim. Şimdi hem pazarlama hem satış ürünlerle ilgili satış bilgileriyle ilgili tabloları ortak olarak kullanacak o veri modellerinde. Eğer bu modelleri Power BI Desktop'ı açıp veri kaynaklarına ayrı ayrı bağlanarak bulutta yayınlarsak devamında bizim yapmamız gereken şey her bir semantik modeli ayrı ayrı güncellemek olacak. Bunun doğal sonucu olarak da şöyle bir şey çıkacak. Karşımıza ürünler tablosu, satışlar tablosu hem satış modelinde var hem pazarlama modelinde var. Her ikisini de güncellemek durumundayız. Dolayısıyla aynı veriyi birden fazla defa farklı veri modellerini beslemek üzere buluta çıkartmış oluyoruz. Data flow'ların devreye girdiği konu burası. Power BI Desktop'la doğrudan veri kaynaklarına bağlanmak yerine bu veri kaynaklarından bize lazım olan tabloları, ortak tabloları bir data flow'a bağlarsak ve devamında Power BI Desktop'tan veri kaynaklarına doğrudan bağlanmak yerine bize lazım olan veriyi data flow'dan okursak devamında yapmamız gereken şey sadece bir kez o data flow'ları güncellemek. Ürünler ve satışlar datası bir kez güncellenecek data flow üzerinden Power BI.com'daki semantik modellerde o güncellenmiş data flow'u kullanacak. Peki şunu bir de topoloji olarak görelim. Bunu Microsoft Learn'den aldım. Peki data flow'u biz nasıl oluşturuyoruz? Data flow aslında bizim Power BI Desktop'tan açtığımız Power Query'nin online versiyonu. Mantık gene birebir aynı. Gene veri kaynaklarına bağlanacağız. Gene transformasyonlar yapacağız. Ama onu tetiklediğimiz yer Power BI.com. Power BI.com'dan Power Query tetiklediğimizde yani bir data flow oluşturduğumuzda Close Apply dediğimizde benzeştirmek gerekirse datanın gittiği yer bizim tenantımıza ait bir data lake storage. Power BI Desktop'tan Power Query çalıştırdığımızda Close Apply dediğimizde dosyamızın içine gelen veri aynı Power Query'yi bir data flow oluşturmak üzere Power BI.com servisinden tetiklediğimizde bize ait bir data lake storage yazıyor. Ve devamında bizim yapmamız gereken şey satış ve pazarlama veri modellerini kurarken Power BI Desktop'tan doğrudan veri kaynaklarına bağlanmak değil, veri kaynağından bize hala hazırda lazım olan veriyi içeren Data Flow'a bağlamak. Dataflow'u bir kez güncelleyeceğiz. Bu Dataflow'a bağlanarak yaptığımız bütün diğer semantik modeller de verisini bu Dataflow'dan güncelleyecek. Dolayısıyla sonuç olarak iki farklı refresh yapmamız gerekecek. Önce Dataflow'u güncelle, ondan sonra o Dataflow'a bağlanan veri modellerini, semantik modelleri güncelle. Yani önce burası, Sonra burası. Güncelleme mantığı dataflow'larda da birebir aynı. Nasıl ki semantik modelleri eğer on-prem kaynaklar varsa veri modelimizde gateway üzerinden güncelliyoruz. Dataflow'larda da aynı. Gene benzer şekilde eğer sadece internetten erişilebilir veri kaynaklarıyla çalışıyorsak bir gateway'e de gerek yok. Şimdi dataflow'ların en büyük use case'i kullanım alanı bu. Birden fazla semantik modelimiz var. Bütün modellerde kullanılan ortak veri setleri var. O ortak veri setlerini ayrı ayrı bağlanmaktansa hepsini bir data flow'a yazıyor olabiliriz. Bir ikinci kullanım alanı data flow'larla ilgili. Şimdi bizim çoğu veri modelimizde bütün tabloların refresh edilme sıklığı pratik anlamda aynı olmak zorunda değil. Örneğin tüm modellerde kullandığımız tarih tablosu var. Statik bir tablo. Hiç güncellemeye bile gerek yok. Ya da ürünler, satış bölgesi gibi master tabloları düşünün. Her gün satış bölgesi tanımlamayız. Her gün yeni ürün açmayız. Haftada bir yaparız. Ama satış datası her gün değişir. Eğer bu veri kaynakları farklı yerlerde duruyorsa ve refresh performansları farklıysa ve refresh süreleri farklıysa bunu data flow'ları kullanarak bir avantaja çevirmek mümkün. Biz çok sık değişen ve nadiren değişen tablolar için ayrı ayrı data flow'lar yaratıp o ayrı ayrı data flow'ları tek bir Power BI veri modelinde kullanıyor olabiliriz. Yani data flow'u bir nevi merkezi veri ambarı bir repository gibi değerlendirmek mümkün ama temel amacı gerçek bir veri ambarının yerini almak değil. Ama veri büyüklüğünüzle ilgili çok büyük limitleriniz yoksa bir data flow bir veri ambarının yerini pratik anlamda alabilir. Peki üstteki resme tekrar geri gelelim. Şimdi Azure Data Lake Storage yazıyor demiştik. Onu biraz ilerletelim. Eğer Pro ve üstü lisansımız varsa bir data flow oluşturduğumuzda Microsoft bizim adımıza otomatik olarak arka tarafta bizim tenantımıza ait bir Data Lake Storage çalıştırıyor. Ama eğer istersek, Azure'da kendimize ait bir data lake storage oluşturup kiralayıp, o data lake storage'i workspace seviyesinde, çalışma alanı seviyesinde veya tenant seviyesinde kullanıyor olabiliriz. Yani Microsoft'un kendi yönettiği otomatik data lake storage yerine kendi data lake Storage'ımızı getirebiliriz. Bring your own data lake storage. Şimdi standart Power BI'daki data flow'u kullandığımızda ister Microsoft'un yönettiği olsun ister bizim kendi getirdiğimiz data lake storage olsun data flow'un output'unu yani çıktısını bir data lake Storage'a yazabiliyoruz sadece. Ama fabrikle gelen data flow son jenerasyonu kullandığımızda bir output olarak bir SQL sunucuyu, Azure'daki bir SQL sunucuyu gösteriyor olabiliriz. Şimdi data flow'ları kullanmak için pro ve üstü lisans gerekiyor demiştim. Lisanslar arasında teknik anlamda farklılıklar da var. Eğer pro lisansına sahipseniz data flow yaratırken kullanabileceğimiz transformasyon sayısı ya da çeşitliği veya kabiliyeti eğer premium lisansımız varsa veya fabrik lisansımız varsa kullanabileceğimiz transformasyon sayısına göre, performansa göre biraz geride kalıyor. Bu modülde önce normal pro lisansıyla bir data flow yaratacağız ama premium per user lisansımız varsa ya da premium lisansımız varsa ya da Fabric data flow kullanıyorsak ekstradan başka ne gibi avantajlar sağlayabiliriz onları da öğreniyor olacağız.